akciğerlerimizin yaptığı çok önemli bir iş var. Hipoksik vazokonstriksiyon. Bununla akciğerlerimizin işlevlerini nasıl maksimum seviyeye çıkardıkları kastediliyor. Bu çizimi damar sistemimizin akciğerlerdeki hava boşluklarıyla nasıl etkileşimde olduğunu göstermek için çizdim. Aslında bu kendi aralarında nasıl etkileşime girdikleriyle de alakalı. Hipoksik derken oksijen seviyesinin düşük olmasından bahsediyoruz. Akciğerlerin görevi vücudumuza oksijen taşımaktır değil mi? Oksijen düşük olduğunda akciğerin hipoksik olduğu söylenir. Vazokonstriksiyon ise damarlarda daralma, büzülme anlamına geliyor. Damarlarınız şu şekilde ise, yani çapı küçülmüşse büzülmüş demektir. Bu şemadaki yeşil şey akciğerin sonlandığı birim. Bu bir alveol. İçine hava giriyor. Burası gaz değişiminin yaşandığı yer. Yani buradaki havanın oksijen içeriği daha yüksek. Oksijen buradan kana karışıyor ve aynı zamanda kanın kalbe ve akciğerlere taşıdığı kirli karbondioksit akciğerlerimize giriyor ve nefes yoluyla dışarı çıkıyor. Yani hipoksik derken şuradaki yeşil hava boşluğunda olanlar kastediliyor. Bu durum bir şekilde Oksijen oranı düşük olan akciğerlerle ilgili. Vazokonstriksiyon derken kan damarı sisteminden bahsediliyor. Akciğer dokularının etrafından damarların nasıl geçtiğini görüyorsunuz, değil mi? Daha önceden de söylediğim gibi burada hipoksi sebebiyle bir sebep sonuç ilişkisi gözlemleniyor ve damarımıza bir şeyler oluyor. Şimdi öncelikle bu sistemin genellikle nasıl işlediğine bakalım. Burası Sağlıklı bir akciğer ve damarsa tüm hava kanalları açıktır ve bu keselerin her ikisine de hava dolar. Şuraya akan oksijensiz kan var. Mavi ile çiziyorum. İçinde karbondioksit olacak. Evet bu kan iki yöne doğru akıyor. Çatal şeklinde düşünebileceğimiz bu kan şu kısımda ilerliyor. Aslında burası biraz eğimli ama çok iyi çizemeyeceğim için üstün körü bir şeyler yapıyorum. Şu anda hava keseceği ve kan damarı arasında gaz değişimi yaşanıyor. Kan akmaya devam ettikçe kırmızıya dönüşüyor. Şu anda kan oksijenle dolu. Bu noktadan sonra kan kalbe doğru ilerliyor. Oradan da vücuda pompalanıyor. Evet, bu çizdiğim normal bir ilişkiydi. Şimdi çizdiklerimi siliyorum ve bu hava keseciklerinden birinin işlemediği durumu çizmeye başlıyorum. Bakın bu kısmı tıkadım. Evet, kan aşağı doğru inerken akciğerler şu taraftan gidilirse çok gaz değişimi olmayacağını fark ediyor. Yani şu küçük kesecik içinde hipoksi var. Vücut bu noktada akciğerin hipoksik bölgesine olan erişimi engelliyor. Bu durumda şu kısımdaki lümenin çapı küçülüyor ve kan daha çok şu tarafa doğru yönlendiriliyor. Evet. Kan daha çok bu kısımda olacak. Şöyle çiziyorum. Bu taraftaki hava yollarının hala açık ve düzgün işlediğini varsayarsak, az önceki durumda olduğu gibi kan yine oksijen alıp kırmızıya dönecek ve akmaya devam edecek. Tabii ki bu kısımda da kan akışı bir miktar devam ediyor. Çünkü burası tamamen engellenmiş bir bölge değil. Ama burada daha yüksek basınç olduğu için bu kısma gelen kan miktarı diğer kısımdan çok daha düşük. Hatırlayacağınız üzere kan düşük dirençli yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Bu yöntemin iletilen oksijen oranını en yüksek miktarda tuttuğunu görüyoruz çünkü kan akışını daha iyi işleyen tarafa aktarmış olduk. buradaki renk biraz daha mora kaçacak çünkü mavi kanla karışım yaşanıyor. ama yine de kan çoğunlukla kırmızı renkte. buradaki kısıtlama sayesinde kanın çoğu çalışan tarafta olduğundan baskın renk kırmızı oluyor. evet ben burada size çok yakın açıdan çizim yaptım ve kan akışının bir alveolde diğerine göre nasıl farklı işlediğini gösterdim. Fakat bunu daha genel bir şekilde de gösterebiliriz. Bakın hemen başka bir akciğer çizeyim ben. Soluk borusundan sonra bronşlar geliyor. Akciğerlerin sağ ve sol kısmı olacak. Evet. Kan akışının hava yolunu izlediğini unutmayalım. Yani hava yolundaki dallar nereden gidiyorsa kan da o yollardan akıyor. Burada milyonlarca dal var. Aynısı diğer taraf için de geçerli. Daha önceden dediğimiz gibi kan akışı bölgenin oksijeni ne derece iyi aldığına göre dağıtıldığı için bu genel çizimde birçok eşitsizlik görülebilir. Örneğin şu aşağıda yüksek oranda hava olsun. Bu durumda şuradaki dallarda fazla miktarda kan olacak. <laughs> Çizimim daha çok tavuk ayağına benzedi ama olsun. Diyelim ki bu üst kısımda da fazla hava yok. O yüzden buradaki kan akışı daha ince olacak ve kan damarlarında sınırlamalar olacak. Sağ tarafa geçtiğimizde ise yine oksijeni bol bir bölge olabilir. Hipoksinin nerede olduğu, onu oluşturan sebeplere bağlı. Örneğin şu aşağıda çok fazla oksijen olmadığından çok yüksek miktarda kan olmayabilir. Evet bu mekanizma aniden görülen hipoksiyle acil olarak başa çıkmak üzere kurulmuş bir mekanizma. Mekanizmanın başa çıkamadığı durumlar olsa da en azından geçici bir önlem olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu mekanizma akciğerlerin yalnızca bazı bölgelerinin bu durumdan etkilendiğini varsayıyor. Peki ya akciğerin tüm bölgelerini etkileyen kronik hipoksik vazokonstriksiyon görülüyorsa? Bir düşünelim. Bu durumda birçok damar etkilenir ve günden güne, aydan aya damarlarda bir büzüşme görülür. Zaman içinde yeni bir durum oluşur. Sözü buraya getireceğimi belki tahmin etmişsinizdir. Bu durumda kişide pulmoner hipertansiyon yani akciğer yüksek tansiyonu görülür. Bunun sebebi damarlardaki kan basıncının uzun süre boyunca yüksek olması ve bu durumun hipertansiyona dönüşmesidir. Unutmayın bu durum basınç yüksekliğinin kronik bir hal almasıyla ve hipoksinin akciğerin tamamında olmasıyla görülüyor. Yani akciğerin yalnızca tek bir alveolünde değil, daha geniş alanında hipoksi görülmesi gerekiyor. Eğer hiçbir yerde hava yoksa vazokonstriksiyon her yerde görülür. Bu da doğrudan hipertansiyona sebep olur. Bu durum kronik hale gelir ve tansiyon düşmezse kronik pulmoner hipertansiyon görülür. Peki akciğerin her yerinde oksijen yetmezliği ya da hipoksi görülmesine sebep olan şey nedir? Yine burada genel pulmoner sorunlardan bahsedeceğiz. Örneğin amfizem veya kronik bronşit veya sigara içmekten ve tahriş edici maddelere maruz kalmaktan kaynaklanan birçok hastalık bu durumda akciğerler havayı taşımada yeteri kadar etkin olamazlar ve akciğerin her bölgesinde hipoksi görülür. Başka bir sebep uzun süreli olarak yüksek irtifada bulunmak olabilir. Yüksek irtifada hava daha incedir ve daha az oksijen barındırır. Bu da hipoksi ihtimalini artırır. Başka bir kronik hastalık örneği ise astım. Astım hastası olan birçok insanda bir süre sonra pulmoner hipertansiyon görülür. Evet, bu örneklerden de anladığımız üzere hipoksik vazokonstrüksiyonda aslında ilk başta damarlarla ilgisi olmayan akciğer sorunları daha sonra akciğerde damar sorunlarına yol açabiliyor. Bunlar da daha sonra pulmoner hipertansiyon denen bir dizi sorunu beraberinde getirebiliyor.